Saygılar başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Gerçi burası sizindir ama. Estağfurullah. Biz İstanbul'dan geldik. Adarlarız. Evet, biz Adarlarım. Dostlar, şu an biz Burgazada'dayız. Erzincan Tanyeri Nahiyesi Derneği'nin konuklarıyız. İstanbul'dan geldik. Bu akşam 31 Ağustos 2013 güzel bir akşamında böyle güzel dostlarımızla birlikteyiz. İşte bu güzel dostlarımızdan biri de böyle yüzü gülen bir saygıdeğer başkanımız. Biz sözü başkanımıza bırakalım. Estağfurullah. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii Ağustos'un sonları yaklaşık yaz mevsiminin bitişine denk geliyor. Bir tarafta dün Zafer Bayramımızı kutladık. Onun da anısına bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Burgaz Adası'nda iki etkinlik var. Öncelikle burada Bayanikola dediğimiz bölgede derneğimizin düzenlediği etkinlikle birlikteyiz dostlarımıza, her taraftan gelen dostlarımıza. Adalar olarak mutluyuz dostlarımıza birlikte olmaktan dolayı. Ayrıca Makedonya'dan Adalar'ın kardeş belediyesi, Adalarımızın kardeş belediyesi, Veles, eski adı Köprü'nün belediye başkanı ve belediye başkanı bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte, onlar da iki gündür bizde konuklarımız, ortak projeler yürütüyoruz. Köprülü şöyle önemli, yani Veles şu açıdan önemli. İlk meclis başkanımız Kazım Özaltın doğduğu yer, Enver Paşa'nın ilk hürriyet bildirgesini ilan ettiği yer. Ayrıca bildiğiniz gibi Makedonya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda görev yapmış olan, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ali Fethokyar gibi, dediğim gibi işte Kazım Özal gibi birçok insanımızın büyüğümüzün yetiştiği, büyüdüğü yerler. Özgürlük meşalesi Makedonya'da yanmıştı, oradan gelmişti. O bakımdan biz de oradan bir kentle kardeş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Konuda kardeşlik belgesini de Kıdır Hocamız imzaladı. Derneğin de başkanlığını yapıyor malum. Meclis başkan vekilimiz aynı zamanda kendisi. Ortak bir proje yürütüyoruz. Orada hem bir park düzenlemesi yapıyoruz, hem de Avrupa'da ilk Atatürk heykelini oraya dikeceğiz. Bugün konuklarımızla yarın son resmi toplantımızı yapacağız. Atatürk heykelini gördük. Proje aşamasında. Proje tamamlandı. Ekim sonunda oradaki çalışmalar da tamamlanacak. Heykelimiz de hazır, onları götüreceğiz. Büyük bir ihtimalle Kasım'da açılışında yapmış olacağız. Güzel bir hizmet. Büyük bir şeref. Güzel bir proje. Biz şimdi de bu konuda gerçekten sizi takdir ediyoruz. Anadolu'muzun topraklarının dışında da bizim ayak izlerimiz var. Atalarımızın yaşam yeridir. Dolayısıyla oraları solumak, yaşamak, unutmamak ve böyle bugünden de kalıcı değerler bırakmak gerçekten çok güzel şey. Bu konuda sizleri kutluyoruz başkanım. Çok teşekkür ederiz. Adalarımız kültürün ve sanatın merkezi. O bakımdan sürekli olarak her adada bugün kültür sanat etkinliklerini görebilirsiniz. Burgaz Adası da bu konuda öncülük yapan adalardan bir tanesi. Dün yine akşam vardı Adalar Sporları Kulübü'nde. Amatör dostlarımızın, arkadaşlarımızın, yine derneğin bir korosunun etkinliği vardı. Dediğim gibi sürekli olarak Büyükada'da olsun, Heybeliada'da olsun, Burgaz Adası'nda, Kınalıada'da kültür etkinlikleri özellikle bahar ve yaz mevsiminde yoğun bir şekilde yapılıyor. Katkılarınız için, geldiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Biz de sizin misafir verdiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanım, son bir soru olsun. Biraz da siyasete girelim. Önümüzdeki dönemde zaten artık sayılı günler kaldı, sayılı aylar kaldı. Yine adalarda hizmete gönüllü müyüz? Evet. Hizmete devam etmek zorunda olduğumuzu hissettiğimiz için, hemşehrilerimizden de yoğun talep geldiği için bir dönem daha herhalde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Diyor, projelerimiz tabii, eksik kalmasın tabii, diyorsun. Tabii, tamamlayalım. Tabii. Bazıları hala bazıları hala tamamlanmış değil. Bir de tabii bu ilk dönemde hem kurumsal altyapı oluşturma hem projeleri oluşturma konusunda çok zaman harcamak durumunda kaldık. Çünkü 25 yıldır adalar belediye olarak maalesef kurumsal yapı oluşturmamış. Herhangi bir planlı projeli iş yapılmamış. Zorunlu olarak yapılması gereken koruma amaçlı Nazım İmar Planı olsun, Uygulama İmar Planı olsun 1/5000 ölçekli yapılmamış. Bir takım altyapı hizmetleri, özellikle yerel belediyenin, ilçe belediyesinin yapmak zorunda olduğu altyapı hizmetleri tamamıyla yüzüstü bırakılmış. Kıyı düzenlemeleri vesaire işte dediğim gibi. O projelerin birçoğunu kurulda da onaylattık. Çok güzel işler yaptık, hizmetler yaptık. Bunu devam ettirerek artık adaları tamamen sorunlardan arındırmış,
Türkiye'nin gerçekten en çağdaş batıya dönük ve çağdaş uygar insanların yaşadığı bir yer haline getirmek durumundayız. Bu da kent yaşantısında bir takım projelerle orayı gerçekten çağdaş görünüme kavuşturarak oluyor. Biz de yaşam yardımcımız olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Beklentileriniz ve yarım kalan projeleriniz de tez zamanda yaşam olsun diyelim. Halka, bu ada halkına da tez zamanda hizmet olarak kavuşsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Saygılar başkanım. Her şey gönlünüzce olsun. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Ben hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Tabii dünyada ilk kez sömürgecilere karşı verilmiş ulusal bağımsızlık savaşı olması nedeniyle bizim 30 Ağustos'umuz çok önemli. Bu arada Makedonya'dan Büyük Önder Atatürk'ün yetişmiş olduğu memleketten eski adı Köprülü, yeni adı Veles olan şehirde biz kardeş belediye ilişkisi kurduk 3 yıl kadar önce. Ortak projeler yürütüyoruz. Oranın belediye başkanı bir heyetle birlikte 2 gündür bizim konuğumuz. Başkanı alayım. Başkanı alalım. Efendim şimdi ilk kez Makedonya'da Köprülü'de Avrupa'da Atatürk heykelini dikeceğiz. Biz yapacağız. Heykelimiz hazır. Büyük Önder Atatürk'ün anısını orada da yaşatacağız. Sayın Slavço Çadiyev belediye başkanı çok yetkin bir insan. Ayrıca Beyhan Bey de Türk. Kendisi Türkçe de biliyor. Daha önce belediye meclisinde üyelik yapıyordu. Belediye meclis üyesiydi. Şimdi de belediyede birlikte çalışıyorlar. Ben sizlerin adına onlara tekrar teşekkür ediyorum. Sizler böyle sıcak karşıladığınız için dostlarımızı, sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. İzniniz olursa biz 30 Ağustos etkinliği için, kutlaması için Deniz Kulübü'nde yapılan bir tören var. Oraya katılalım misafirlerle. Burada maalesef bu akşam elektriklerin olmaması bizi üzdü. Seste gitti, hep böyle konuşmak zorunda kaldığımız için ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii bundan sonra yavaş yavaş kışa doğru dönüyor. Artık yazımız fena geçmedi. Umarım sonbaharda güzel geçer. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım seni bir resim alalım. Şöyle bir olacaklar. Teşekkür ettik başkanım, sağ olun. Evet, heyetin bir tane resim daha. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Hıdır Bey belediye başkan vekili olduğu zaman Makedonya'ya giderek, Köprülü'ye giderek kardeş belediye sözleşmesini, protokolünü imzalamıştır. O bakımdan bu işin mimarı da Hıdır Uvaçin'dir. Hemşehrimiz ve derneğin başkanı. Kendisine teşekkür ediyorum. Tamam. Bu arada hepimizin bildiği gibi değerli bir bakanımız var. Mustafa Kul bakanımız var. Kartal Cembatlı başkanımız burada. Yine Kartal'dan çok değerli dostlarımız var. Hepsinin adını teker teker saymayayım isterseniz. Hepsine de sizin adınıza hoş geldiniz diyorum. Sizlere gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar özürlerimizi diliyoruz. Keşke elektrikli belediyeniz işi olsaydı da belediyeyi bir de buradan siteme gönderseydik. Ama aya da şunları diyor.